Efendim iyi akşamlar. Her salı sizlerle beraber oluyorduk. Bu hafta Perşembe aldık. Neden? Çünkü Ziraat Türkiye Kupası maçları vardı. Salı, Çarşamba, Perşembe. Salı günü Fenerbahçe Ankara gücüne yenildi, elendi. Yarı finale çıkamadı. Çarşamba günü Beşiktaş Konyaspor'u geçti. Trabzonspor da Başakşehir'i. Gözler bugüne çevrilmişti. Lider Galatasaray Karagümrük'te oynadı ama maçı kazanan Karagümrük oldu. Yani özetle Fenerbahçe ve Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda yok. Bundan sonra ne olacak? Zaten yarı finaller belli. Yarı finallerin özelliği şu: iki maç olacak. Beşiktaş Ankara gücüyle oynayacak. Trabzonspor da Karagümrük'le. Kazananlar finale çıkacaklar. Çok değerli iki konuğum var. Hem gündem yoğun, hafta sonu Beşiktaş Galatasaray maçı var. Maçın hakemi belli oldu. Lig ne olacak, kupa ne olacak? Hepsini konuşacağız ve en önemlisi Fenerbahçe Galatasaray arasında müthiş bir savaş var. Evet, Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Sayın Şevket Yılmaz bizlerle birlikte. Şevket Yılmaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Beşiktaş'ın önemli yöneticilerinden biriydi. Futbol şube sorumlusuydu, eski yöneticilerinden. Zaman zaman bizlerle birlikte oluyor. Sevgili Celal Kolot. Celal Kolot, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, bugüne başlarsak sürpriz mi sevgili Celal, Karagümrük'ün Galatasaray'ı yenmesi? Yok, dün Ankara Gücü Galatasaray maçından sonra bu maçta kendini biraz belli etti. Fener. Galatasaraylar zaten demişti sabahleyin bana. Yani eleneceğiz falan diye bekliyorlardı zaten. Hayır, şimdi Fenerler, Galatasaraylılar yenildi mi biz zaten bırakacaktık falan havalarına girdiler. Bıraktılar mı Sayın Şevket Yılmaz? Fenerbahçe bıraktı mı Ankara Gücü? Yani bence kupadan dışlanması iyi oldu. Çünkü lig, bize lig lazım. Fenerbahçe'nin ihtiyacı... Biz arada bir de çarşamba günleri iki Trabzon bir Beşiktaş oynamayalım dediler galiba. Evet. Yani Fenerbahçe'nin ihtiyacı şampiyonluk. Evet. O oraya doğru yürümesi lazım bence. Evet. Yani şimdi, kupadan elenmesi çok önemli değil. Hayırlı mı oldu Fenerbahçe? Bence hayırlı oldu. Şimdi Fenerbahçe'nin yenildiği maça önce oraya gidelim. Çok gündem yoğun. Önce İsmail Kartal bakalım neler demiş o maçtan sonra. Sayın Şevket Yılmaz gibi mi düşünüyor? Bir dinleyelim, devam edelim. Buraya biz tur atlamak için iddialı gelmiştik. Maçın başında hemen Cengiz'in bulduğu %100 bir pozisyonla golü çevirebilseydik, o golün vereceği moral motivasyonla çok daha iyi bir Fenerbahçe olarak sahada iyi mücadele eden ve oyunu elimize geçirebileceğimizi düşünüyorduk. Olmadı. Daha sonra istediğimiz gibi mücadele edemedik. Rakip daha yüksek motivasyonluydu. Daha iyi mücadele ettiler. Başta ben ve oyuncularım maçtan sonra toplantı yaptık. Bunun nedenlerini, içinlerini hep birlikte irdeleyeceğiz, inceleyeceğiz. Sonuçta bu bize hepimize ders oldu ve bundan ders çıkartmalıyız. Biz önümüze bakıyoruz. Ankara gücünde bugün kazandığı için tebrik ederim. Bugünkü maçtan hepimiz ders çıkarttık. Hatay maçını en iyi şekilde hazırlanıp Hatay ve daha sonraki maçlarla ilgili de tekrar Fenerbahçe futbol takımının nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. Ben herhangi bir endişe duymuyorum. Allah'ınıza yine sezon sonu şampiyon olacağımızı %100 inanıyorum. Evet, rakip takım teknik direktörü Emre Belözoğlu'ydu. Emre Belözoğlu'nu dinleyeceğiz ve maçtan sonra benim için de sürpriz oldu. Gerçekten Fenerbahçe tribünlerinin Emre Belözoğlu'na tepkisi çok ilginçti. Önce bir Emre Belözoğlu'nu dinleyelim bakalım neler demiş maçtan sonra. Bugün kazandığımız için mutluyum. Benim için Fenerbahçe maçları her zaman zor, her zaman değişik olmuştur. Bugün gelinen noktada da takım içindeki bütün oyuncuları, bütün kardeşlerimi, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar mükemmel bir oyun oynadılar. Fenerbahçe gibi güçlü, bu ligin çok üstünde oyunculara sahip, çok özel bir takıma karşı. Başlarında çok değerli, tecrübeli bir teknik adam var. Bu kadar üstün oyun ve galibiyet, aslında buna ihtiyacımız vardı. Kupa bizim için değerli, kulübümüzün mirası. Ama aynı zamanda kendimizi güvenli sıralamaya çekecek pozisyona getirmemiz gerekiyor ligde de. Sadece bir maç kazandık. Bunu özel kılacak. Bundan sonra ligde de göstereceğimiz performans olmalı. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Burada en büyük pay bütün sporcu kardeşlerimin. Taraftarımıza da buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Oyuncularımıza sonuna kadar. Bu sene Ankara Gücü belki tarihinde yaşamadığı kadar zorluklar yaşıyor. Sonuna kadar oyunculara sahip çıksınlar. Forma giyen herkese, bu camiaya emek veren herkese, bu camiaya da, bu taraftara da bu yakışır diye düşünüyorum. Tekrar oyuncu kardeşlerimi tebrik ederim.
Sayın Yılmaz, maçtan son bölümde Fenerbahçe tribünü, Ankara'daki deplasman tribünden inanılmaz bir tepki yağdı Emre Belözoğlu'na. Ki Fenerbahçeliler çok seviyordu. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Ben de seviyorum. Yani doğru olmadı. Aslında Emre genç bir hoca, istikbali olan bir hoca. Bazı talihsizlikler yaşadı ama ileride iyi bir hoca olacağına inandıklarımdan biridir. İnşallah olur. Fenerbahçe'ye de gelir. Fenerbahçe'yi de... Ama bu tepkilerden sonra bir daha Fenerbahçe'ye kolay kolay geleceğini ben pek tahmin etmiyorum yani. Şimdi bu böyle genç hocalara bu kadar tepki ne yapsaydı, yani yenilse miydi Fenerbahçe'ye? Halbuki o başarılı olacak ki biz onu başarısından dolayı almamız lazım Fenerbahçe'ye. Başarısız bir Emre'yi Fenerbahçe'ye kimse alır mı? Almaz. İşte neticede o da başarılı olmak için çok sevdiği Fenerbahçe'yi yani bile... Yani faturayı seyirci ona çıkardı. Ona bence çıkardı. Bu doğru değil bence. Emre iyi bir Fenerbahçeli. İleride de iyi bir hoca olacağına inanıyorum. Evet. Sevgili Celal, sen nasıl, ne diyorsun Emre Belözoğlu'na tepkilere? Emre Belözoğlu'nu ben sadece tavsiyede bulunacağım. Her maç sonu ve televizyon konuşmalarında ben Fenerbahçe'yim, ben Fenerbahçe'yim demesine gerek yok. Çünkü sen profesyonel bir hoca oldun artık. Yani Avrupalı hocalarda hiç gördün mü birisi ben bu takımlıyım, ben bu takımlıyım bilmem dedi. Gerek yok. Sen tamam Fenerbahçe oldun, biliniyor, okey. Yani kendini ispatlamana gerek yok tekrar. Ama orada Fatih Terim örneğini de alabiliriz. Yani Fatih de ben Galatasaraylıyım, başka takım çalıştırmam diyordu. Ama Fatih Terim iki takımda birden oynamadı. Nasıl? Yani evet. Fatih Terim iki takımda birden oynamadı. Emre Belözoğlu Galatasaray'a gitmişti. Çünkü Arda Turan da ben Galatasaray'ım diyor yani, o da. Evet, o da. İyi bir şey değil diyorum işte. Ben de bir şey demiyorum ki, ben istersen. Profesyonel. Evet, değil yani. Düşünmeleri hani lazım. Evet, ki ikisi de Avrupa'da oynamış. Hem Arda hem Emre. Yok ben Galatasaray'ım, ben şeyim. Yani Fatih Terim'i taklit etmeyin kardeşim. O bir tane geldi işte son zamanları, yaşta geldi. Tamam işte, ama yani o artık örnek olmaktan çıkmalı. Evet. Ben yıllar önce... Çok doğru. Yani çok yıllar önce Yurdaşen Karahasan'la, kulakları çınlasın bilmiyorum bizi izliyor mu, onunla bir konuşmuştum. Hı hı. O da bana dedi ki, Emre sonuna kadar hasta bir Galatasaraylıdır dedi. Yani Emre'nin başka takım tutması mümkün değil dedi. Niye dedim? Ya dedi, benim dedi GS plakalı bir jipim vardı dedi. Bir hafta dedi kapımın önünde durdu, yalvardı bana, bu jipi bana ver, ben Galatasaraylıyım diye. Sonunda da ben o jipi Emre'ye verdim dedi. Ben dedim ki, buyur hocam gel canlı yayında bunu anlat. Yok ayıp olur dedi. Ben de anlatıyorum şimdi. Anlattın yani. İşte bitti iş. Evet. Yani yıllar önce bu konuşma öyle oldu. Ama yani Emre... Demek istediğin o zaman Galatasaraylıyım, Fenerliyim. İşte mesela Sergen Yalçın. Yani her takımda oynadı. Dört büyük takımda oynadı. Ha. Oynadı ama mesela sorarsan Beşiktaşlıyım. Ama sürekli deklare etmez. Benim bir de bildiğim Fenerbahçeliyim. Sergen. Mesela Emre Zeytinburnu'nda 12 yaşındaydı. Evet. Ben onu almak istedim. 2 milyon istediler. O zamanın parası çok büyük para. Alamadık. Yani 12 yaşında bir gence 2 milyon verilir mi? Yönetim tartıştı bunu. Ben vermek taraftarıydım ama olmadı. Biz alamadık. Galatasaray aldı. Ama Fenerli olduğunu biliyorum. Emre'nin. Tabii o zaman. İşte Yurdaşen'e öyle diyor, size öyle diyor. Bilmiyorum yani. Esasında konuşmamak lazım yani. Yok, kendisi açıkladı ya. Gerek yok ki yani. İşte o zaman. Bir başkasının ne dediği miyim? Sergen Yalçın Fenerli diyor. Kim diyor? Evet, bana söyledi. Ben çok yakın bağlansın ilk defa Sergen da konuşsun. Fenerliyim dedi. Ya Sergen Yalçın belki futbol bile izlemiyordu ta şeye gidene kadar. Babası da. Fulye'ye geliyordu. Babası Özer. Evet. Özer'di değil mi? Evet. Bence atçı onlar, futbolcu ve takımcı. O ayrı, özel hayatı. O bizi ilgilendirmez. Benim için dünyanın en büyük futbolcuları. Ama Antalya Spor'u hakikaten... Beşiktaş, Faik abi sözünü kesim. Beşiktaş, İstanbul Spor maçında bütün Beşiktaş ıslıkladı Sergen Yalçın'ı. Yani oluyor böyle şeyler, onu demeye çalışıyorum. Hani demin şey yaptı ya, küfür ettiler ya Emre'ye. Sergen hani, Yalçın'a küfür ettiler. Fenerbahçe arasındaki İstanbul Spor Beşiktaş maçında. İstanbul Spor forması giyiyordu. Ha evet. Yani ıslık ve küfür etti. Hatta o da parmak işareti yaptı.
Onu yapmayalım burada. Evet. Yani kabullenemiyorlar o topçuların oralara gitmesi. Normal ya, taraftarsın ya. Evet. Ben de taraftarım. Ama burada mesela bu kulüplerden ayrılanlar içinde benim bildiğim Oğuz ve Aykut İstanbulspor'a gittikleri zaman. Evet, işte oradan bahsediyorum. Ama o gün 40 bin Fenerbahçeli, ben o maçtaydım. Şimdiki yani Beşiktaş'ın stadı, İnönü stadyumu o zaman. Ali Şen de başkandı. O gün Fenerbahçe taraftarı alkışladı yani. Ne? Onu en iyi Şevket abi anlatır size. Ben hiçbir şey demeyeyim o evet, kadar. Yani Oğuz Aykut'a bir tepki koymadı değil mi? Birebir yaşadığım bir olay. Değil mi Sayın Yılmaz? O gün yani Fenerbahçe tarafı 40 bin Fenerbahçeli o gün İstanbulspor formasıyla sahaya çıkan Oğuz Aykut'a hiçbir tepki koymadı. Hatta tabii, alkışladılar. Doğru, çünkü başkan göndermek istedi. Onlar gitmek istemediler. Evet. Ali Şen başkan. Evet. 5 milyon dolara. Aynen. Cem Uzan'a. Cem Uzan'a. Cem Uzan'a. Sattı başkan. Ben de onlara ve sonradan imzalamayın. Rahmetli Şadan Kalkavan'la Selim abi de istifa ettiler. Ben de imzalamayın dedim onlara. Oğuz'la Aykut'a mı? Aykut'a evet. İmzalarsanız satacak sizi dedim. Onlar da beni dinlemediler. Fenerbahçeli imzalama dediniz. Tabii. Tamam. Ha, Fenerbahçeli mukavele yapmayın. Evet. Yapmasalardı ne olacaktı? Bonservis olmadı. Satamazdı. Bonservis bedeli alamazdı. Onun için de satmazdı demek istiyorum. Evet. Yani, çok enteresan bir olaydır o satış. Yani, evet. Hala yıllar geçti. Ali Şen Başkan'ın o satışını çoğu kimse çözemedi. Zaten rahmetli Şadan Kalkavan ve Selim Soy'dan da istifa ettiler yönetimden. Değil mi? Evet. Doğru o dönem. Çünkü Şadan abi çok seviyordu onları. Ben evet. Bütün futbolcuları seviyordu ama rahmetli Şadan abi. Oğuz'dan Aykut'a ayrı bir şeyi vardı, sempatisi evet. vardı. Şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörüne geleceğiz. Beşiktaş Konyaspor'u geçti. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Bakalım Santos maçtan sonra neler demiş, bir de onu dinleyelim. Pa ekipa, po clube, po jogadores. Önemli bir mücadeleydi bildiğiniz gibi. Ve herkes için, oyuncularımız için, kulüp için, taraftarlarımız için kupa bu sene hep söylediğimiz gibi büyük bir hedefimiz ve kupada yarı finale kaldığımız için mutluyuz ve dediğimiz gibi bu hedefin göstergesinde, bu hedef dahilinde finale çıkıp kupayı almak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Maçın belirli bölümlerinde çok iyiydik. Bazı bölümlerinde çok iyi değildik. Normal olan anlar vardı ama adil bir galibiyet aldık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Sadece maçın son anlarında belki rakibimize fırsat vermemiz kötü oldu. Bunu yapmamalıyız, tekrarlamamalıyız. Çünkü rakibimiz bir gol atabilirdi. Bazı durumlarda koptuk aslında maçın son anlarında. Onun dışında her şey iyiydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Derbi tabii ki önemli. Taraftar için önemli. Biliyorum ki burada pazar günü gerçekten çok iyi bir atmosfer olacak. Taraftarlarımızın, futbolcularımıza desteğini hissettireceğini biliyorum. Bu anlamda da bu büyük derbide herkes zaten farkında olacak. Atmosferin, her şeyin, taraftarda. Ama kazanan takımın biz olduğumuzu umuyorum. O anlamda da yarından itibaren Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayacağız. Evet, sevgili Cilay Kolot, Santos ve Beşiktaş bazıları eleştiriyor, bazıları erken diyor. Sen nasıl görüyorsun Beşiktaş'ı? Şimdi ondan evvel Sergen Yalçın'ı tekrar tebrik ediyorum. 13 kişiyle, 3 tane gençle, 2 tane de Wellington ve Ensikala gibi, 2 tane futbolcu gibi, futbolcu yani futbolcu olmayan futbolcularla 3 tane kupa kazandırdı Beşiktaş'a. Hem kupa... Şimdi millet kupadan eğleniyor. Biz 13 kişiyle kupada da gittik sonuna kadar. Onun için evet. Sergen Yalçın ve Antalyaspor Galatasaray maçında Sergen Yalçın'ın nasıl elinin değdiğini herkes gördü. Herhalde aynen. Şevket abi de katılır. Bir de Santos'lu Beşiktaş şu anda hiçbir el değmemiş gibi. Sanki Beşiktaş iki takım ilk önce defans yapmayı öğretiyor. Ondan sonra hücum yapmayı öğretecek güya. Ki ben inanmıyorum çünkü Portekiz'de şampiyon olduğu zaman bile Ronaldo, Quaresma, Simao o yıldız futbolculara rağmen hiçbir zaman takımı önde basın, devamlı ucun yapın öyle bir mantığı kafası yok. Adamın kafası burada kalmış yani demode. Demode bir hocamız var. Gol yemiyoruz. Tamam da sen kimle oynadın be kardeşim? Yani kimlerle oynuyorsun? Mesela Trabzon'da 4 maç kazanıyorum. Kimlerle oynadın? 17'yi yeniyorsun, 18'inciyi, 19'uncuyu yeniyorsun.
İkisi birbirine karşılaştı Beşiktaş Trabzon. Beşiktaş Trabzon'u 2-0 yendi. Yani onun için bu Beşiktaş Galatasaray maçını merakla bekliyorum. Zaten Fenerbahçe'nin son şansı. Bu maç. Evet. Beşiktaş puan aldı, aldı. Almadı Fenerbahçe unutsun. Hele iki tane de Avrupa'da çok kuvvetli bir rakiple maç yapacak. Yani ben size söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'de kusura bakmasın ama 3-4'lük olurlar o maçlarda. Yapma ya. Öyle bir takım. Geçen seneden beri çünkü ismi de acayip okunuyor ya. Ya bu takım kim diyorum? Nerenin takımı? Ne ediyor? Biliyorum. Gelen gidene şöyle. Real Madrid'de ona buna inanılmaz bir takım. Brighton'ın sahibi bu takımı da aldı Belçika'da. Bunu yükseltti. İki tane futbolcu sattılar bunlar. Bir tanesini Almanya'ya. Öbürünü unuttum şimdi. Yani önümüzdeki hafta 7 Mart'ta oynayacak Fenerbahçe ilk maçını. Evet, rezalet. Çok kötü. Orada oynayacak ilk maçını. Fark etmez. Orada burada adamlar felaket geçiriyorlar. Allah. Evet evet. Felaketler yani. Peki pazar gününe gelirsek nasıl bir maç bekliyorsun? Valla Beşiktaş'tan ilk defa ümitliyim. Çünkü Beşiktaş ilk defa üstüne gitmeyeceği bir rakip. Üstüne gitmese de seyircinin kızmayacağı Galatasaray olduğu için sabırlı şekilde Beşiktaş bekleyecek. Çünkü alıştı zaten Santos. Ha Semih gol atarsa maçı alırız. Atamazsa Galatasaray klasik futbolunu oynarsa hani Manchester United'de Manchester'da oynadı. Getson oynadığı, yok. Bayern Münih efendim. Getson Fernandes yok. Evet yok ama fark etmez. Salih de var. Getson zaten çok eleştiriliyor bakma sen. Dışarıdan yani çok geriye gidiyordur. 3 seneden beri çok geriye gidiyor. Zaten onlara 5 senelik imza attığın her futbolcu Türkiye'de özellikle yabancı aşağı doğru gidiyorlar zaten. Yani Beşiktaş elinden geleni yapacaktır. Seyirci full olacak. Esas Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı desteklemesi lazım. Çünkü son şansı. Destekliyoruz. Son şansı. Yani destekliyoruz. Nasıl son şansı? Daha geride 10-11 abi, hafta var. Trabzon'a gideceksin. Trabzon forma girdi. Galatasaray'a gideceksin. 2 puan geridesin. 2 tane de Avrupa maçın var ki. Yani çok kötü bir takım yani. İnanılmaz bir takım. Onlarla başa baş oynamaya kalkarsan o hafta sonu illaki puan kaybedersin. Ha, bu arada federasyonumuz veya kimimiz kimi isterse onu şampiyon yapar. O da ayrı bir dava. Yani ya bunlara bu, inanıyor musunuz? %100 ya nasıl inanıyorsunuz? Ne demek inanıyor musunuz? Yani MHK'yle federasyon. Ben o konuya sorarsan biz de konuşacağız. Evet buyurun. Lütfen. Oraya da geleceğiz biraz. Federasyonda ama kaç kişi yönetim? 11. Evet. Başkan ve 6 yönetici Galatasaraylı. Ve Galatasaray yönetim kurulunda bulunmuş insanlar. Yani Galatasaray yendiği zaman inanılmaz haz duyan federasyon üyeleri. Bunların bize Fener'e, Beşiktaş'a şey yol vermelerini bekliyor musun? Böyle bir şey olabilir mi yani? Yani bunu Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon... Ya orada 6 tane Fenerli olsaydı o yönetimde Türkiye yerinden oynardı ya. Ya gidiyorlar Ankara'ya. Beşiktaşlı olsaydı 6 tane federasyon yönetiminde Türkiye yerinden oynardı. Ya bir iki tane biliyorum da 6 tane diyorsunuz. 6 tane sayın bakın. Bakın şeye, listeye bak. Şevket abi bilir ya. Bak listeye. Zaten başkanla Yusuf Güney 2 tane şimdi yeter zaten. Ya, başkan ve başkan ya, vekili. Evet yani başkanla başkan peki, vekili şey yeter zaten. Galatasaray çok ağır bir deklarasyon. MHK'nin başkanı da Galatasaraylı. Ama Galatasaray çok Bay ağır. Bay abi bu kadar yıllar geçirdin. Sen hala inanıyor musun bu palavralara ya? Galatasaray çok ağır bir deklarasyon. Onu diyorum işte palavra oyun bu. Oyun mu? Evet. Yalandan. Tarihin en kötü federasyonu diyor tamam Galatasaray. Dedi ne oldu? Ya adamın yapmadığı rezillik kalmadı hala orada duruyor ya. Federasyon başkanı. İnsan biraz utanması onu olur. Onu ters ya manyel yapıyorlar. Aynen. Bu iş böyle abi artık. Anladın tamam mı? Tamam mı? Algı üzerine gidiyoruz yapıyorlar ya. Peki, onlar bu işi çok iyi beceriyorlar. Çok. Ay, yani 90 yıldan beri Şevket abi bu işleri. Aynen. Ya 30 senede 15 şampiyonluğu var. Daha ne yapsın Galatasaray ya? Evet. Hala doymuyorlar. Yani hiç Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon hataları yok mu yani ya? Mesela Fenerbahçe 9 yıldır şampiyon kullanıyor. Galatasaray'ın yok mu? Ya, var. Ama onlar işte öbür işleri daha iyi yaptığı için daha fazla şampiyonluk aldı. Yoksa keşke bir tane de Galatasaraylı olsaydı burada. Biz şimdi böyle arkadan sallıyoruz. Haftaya olacak Galatasaray Beşiktaş maçından da, sonra. İyi değil yani biri olsaydı. Bize de cevap yok, verecek. Yok ben de frenlerim yani. Vay size de cevap verecek hayır, biri olmalıydı. De yani. Değil mi? Ben, abi bana cevap veremez. Ben şöyle görüyorum. Mesela Fenerbahçe'nin geçmişte yani bu şampiyon olamadığı yıllarda büyük hatalar yap. Mesela geçen sene siz ne kadar federasyon filan derseniz ben Fenerbahçe'nin
şampiyonluğunu Jesus'un hediye ettiğini düşünüyorum abi. Galatasaray almadı, Fenerbahçe verdi ya. Ya Jesus küme düşen 3 tane takıma 7 puan, 9 puan verdi ya. Yapmayın Allah'ını. Kardeşim bizim şimdi bu... Yani şimdi burada Galatasaray tamam orada bir şeyler ya, Giresun'a yenildi. İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı 3-1 galipken. Efendime söyleyeyim şeyi Ümraniye ile berabere kaldı. Yani bunlar hiç burada Galatasaraylılar mı çıktı gol attı filan? Ya bizim de hatalarımız var bizim muhakkak işte, ama yani iyi yönetilmeyen mesela bir... Geçen sene ben örnek olarak geçen sene mi? Geçen sene... Diğer seneleri bilmiyorum. Geçen sene Jesus'un hediyesidir ya. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu. Şimdi maçları seyretmek lazım. Şu an aklımda değil. Ama bizi çaktırmadan biçtiler. Biçiyorlar yani. Bizi de, Beşiktaş'ı da. Doğru. Katılıyorum. Yani bu işin arkasında çok şeyler var. Peki Fenerbahçe Başkanı çıkıp 2-1'de bizi şampiyon yapmayacaklar diyor. Bir şeyler onu da yani 5 senede öğrenebildi Sayın Koç. Ya doğru bir ifade mi bu, bizi şampiyon yapacak? 5 senedir bir sefer kötü yönetiyor ama haklarımızın yendiğini de yeni öğrendi. Onun olduğu sürece de şampiyon yapılmayacağımızı düşündüğüne göre o zaman bıraksın da Fenerbahçe şampiyon olsun. Madem o olduğu sürece Fener yani, şampiyon olamayacak, o zaman ben olsam mesela bırakırım. Zarar veriyorum. Tabii. Bulunduğum, başında bulunduğum bir kulübe zarar veriyorsam bir dakika durmam, bırakırım ki kulübüm daha çok zarar görmesin. Ya başkan, adamcağız dünyanın parasını verdi kulübe ya. Aynen. Ya nereden biliyorsun? Abi nereden biliyorsun, bu kadar transfer yapıldı, gelir yok, gider yok, diğer kulüplersin. Kardeşim, transfer yapıldı. Satılan adamların paralarını biliyor musun? Oradan da bir şeyler geldi ama ne yani. Ne bir şeyler geldi ya? Verdiği para ortada. 50 milyon zaten hibe sözü vardı. 30-35 milyon da ayrıyeten verdi. Verdiği para 80-90 milyon. Sponsoru sayıyorlar Şevket. Sponsoru sayamaz. O sayıyorlar işte onlar. O Fenerbahçe'nin kendi... O zaman 250 diyor işte. Ya sponsoru sayamazsın kardeşim. Öyle karışıyor milli kapısı. Ali Bey olsa da olmasa da onu kim olursa olsun o sponsorları alır zaten o kulübe. Ha, o kendi şirketlerini sponsor yaptı. Ben de Fenerbahçe sponsor buldum az bir zamanda. O ayrı, evet. Öyle mi? Evet, tabii. Tabii Celal Bey de buldu. Yani, ne olacak ki? Yani sponsor ayrı bir şey yani. Para vermek başka bir şey. Bir de yani bu sırf parayla pulla da olmuyor. Olmuyor abi, olmuyor. Bakın iyi yönetici olmak lazım. İyi yönetmek lazım. Ya hep dilimde tüy bitti. Fenerbahçe spor kulübü diye ismi spor kulübü. Öyle değil mi? Evet. Bir tane sporcu yok ya yönetiminde. Ama bu yıllardan beri yok. Ya niye yok ama? Sizin kabahatiniz kongrelerde. Ya bir dakika. Bizim zamanımızda her yönetimde 3-4 tane, 5 tane sporcu vardı. Mesela Beşiktaş'ın şimdi oldu. Yönetiminde var. Ha? Beşiktaş'ın. Şimdi işte o çok güzel bir örnek. Tebrik ediyorum hem Feyyaz'ı hem Samet'i hem de onları oraya getirenleri, tebrik ederim. Süper bir iş yapmışlar. Ama şu anda hepsini neyse konuşmayalım burada. Boş ver. Sonra başka yayınlarda söyleriz. Şimdi, yani öyle dışarıdan olduğu gibi göründüğü gibi değil. Nasıl yani? Değil işte. Yani herkesin beklediği, hani Şevket abi de öyle inanmış. Öyle olmuyor işte yani. Karıştırmıyorlar bir sürü her şeye. Onu demeye çalışıyorum. Soru konuyor. Onu tabii. Bilemem. Evet, İç işlerini bilemem. Ama abi, görüntü olarak. Santos bırakır mı? Hoşuma gitti yani evet. Benim. Ben de isterim. Eslendi abi şey Aziz abiyle birlikte Şenol Çorlu'dan tut, Müjdat'tan. Sen daha iyi bilirsin. Kimler vardı Cemil Turan'dan? Cemil, şimdi kimse var mı? Ya yok. Daha onlar bile gitti yani ya, scoutların başında. Hiçbir dalda sporcu yok. Yani basketçi yok, voleybolcu yok, kürekçi yok. Bizim eskiden yönetimlerde kürekçi olurdu, basketçi olurdu, futbolcu olurdu. Atlet olurdu. Atlet, tabii canım yani bütün spor dalları. Ya bizim mesela Cemil Turan dere ağzına uğramıyormuş yani. Ben inanamıyorum yani. Ne yapacak dere ağzına uğrayıp? Yani nasıl? Bir görev verilmiyor. Yani niye faydalanılmaz Cemil Turan gibi bir insandan? Ben olsam danışman yaparım değil kendime ya. Yani Cemil Turan bugün Türk futbolunun gelmiş en önemli isimlerinden biri ve... Seyrettiğimiz evet. Seyredebildik yani. Bilmiyorum abi. Yani, Lefter abi seyrettin herhalde. Bir odası vardı alınmış. Tabii ya. Lefter abi seyrettin mi abi? Lefter abi yok. Bir odası var.
O kadar yaşlı mıyım ben? Hayır, onun sorununu işte terim diyorum ben. Bir odası var, o odada alınmış galiba deri ağzında Cemil abi. Alınmış diye bir şey yok. Kendi de artık yani danışılmıyor ki bir şey. Yani bir görevi yok adam. Ne yapacak orada gidip odada oturacak? Odası duruyor. Ali Bey odasını almaz onun. Almaz, almamalı zaten. Almaz zaten de ama... Mutlaka Ali Koç'un da hayran olduğu isimlerden biridir Cemil Turan. Düz öyle açıklamalarında var. Ben beş yaş olarak hayranım. Yani ben seyrettim Allah'tan canlı olarak. Mahallede geldi, topa da birkaç kere vurdu. Türker vardı İstanbul Sporlu. Bizim mahallede otururdu. Türker ona geliyordu. Çok stoper mi oynardı? Geri dörtlüde mi oynardı? Sağ bek falan işte artık o zaman. Defans diyelim. Ben o Cemil abi İstanbul Spor'dayken de seyretmiştim, gidiyordum. Fenerbahçe maçı var, unutamıyorum. Yani düşün, Can abiler, Ziya Şengüller, Can Bartular falan o Fenerbahçe'yi duman etmişlerdi. Ya Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri. Şeyi bilgi vereyim, güzel bir bilgi. Feyyaz Hoca ile konuştum maçta, en son Konya maçında. Semih'i öve öve bitiremiyor. Öyle mi? Yani inanılmaz, dedim yani sen o nasıl diyorsun, birdenbire nasıl bu kadar patladı falan. İnanılmaz özellikleri var diyor, antrenmanlarda falan yani inanılmaz diyor. Ben dün müydü Beşiktaş'ın maçı? Dün Konya. Seyrettim. Semih'i izledim biraz. Baktım Cemil'e benziyor bacakları. İşte oradan falan geldim işte. Oradan aklıma geldi. Evet. Sprinter. Aynı bacaklar böyle. Bacakları çok uzun boylu değil. Böyle. Kısa da değil aslında. Cemil kadar işte. Ha. Cemil kadar. Aynen. Cemil Turan'ı mı? Evet, ona andırıyor yani. Cemil'i andırıyor. İki hafta önce sevgili Ceylan Çalışkan buradaydı. Ha. Yani akıllı davranırsa çok iyi değerlendirebilir Semih'i Beşiktaş dedi yani. Var zaten şu anda. Herkes izliyor zaten. Merak etme. Zaten Beşiktaş onunla 5 yıllık sözleşme de yaptı. Kontrat elinde. Mesela Arda'yı Fenerbahçe çok ucuza kaptırdı diyor. Öyle ama şeyi öyleydi. İşte çıkış ama maddesi. Orada Fenerbahçe'nin oturup babasını ikna edip parayı verip sözleşmeyi yenilemesi lazımdı diyor. Bence 2 sene daha gitmemeliydi. Evet. Zaten abi oynayamıyor ya. Ben bile üzülüyorum ya. Evet. Yani. Kupanın yarı finalistlerinden biri de Trabzonspor. Abdullah Hoca Başakşehir maçından sonra konuştu. Bakalım neler dedi. Bir de onu dinleyelim. Senelerde ligimizde hem Avrupa kupalarında hem şampiyonluk yaşamış. Saha içi organizasyonu olan bir takıma karşı oynamak kolay olmuyor. Ama özellikle bugün oyunun başından 60. dakikaya kadar hem baskıları çok doğru yaptık. Çalıştığımız organizasyonlarda bazen ilk yarı girdiğimiz 5-6 tane pozisyon var. Sonuçlandıramadıklarımız var. Golü belki erken bulabilsek oyunun akışı değişecekti. Ama oyunda ilk yarı itibariyle bence hem baskılarda hem oyun kurulumlarında çalıştığımız, gösterdiğimiz doğru opsiyonları uyguladık. 90 dakikalık bölümde baktığında rakibe pozisyon verdik mi desek belki ikinci yarıdaki arıya atılan kaptanın çıkıp kestiği pozisyon vardı. Onun dışında oyunu domine ettik genel olarak. Daha farklı kazanabilirdik. Daha erken koparabilirdik. Bu hedef ve lig hedefi doğru bir şekilde gidiyor. Trabzonspor hep inatçıdır, vazgeçmez. Bugün itibariyle de vazgeçmedi. Bu hedeflere en iyi şekilde, sağlıklı biçimde koşmaya çalışıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir takıma karşı, hafızası olan iyi bir takıma karşı oynadık. Onlara da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Evet, Trabzonspor Başakşehir'i geçip Karagümrük'le eşleşti. Yarı final 2 maç. Eğer Karagümrük'ü geçerse Beşiktaş Ankara Gücü maçının galibiyle final oynayacaklar. O yarı finallere nasıl bakıyorsun? Beşiktaş Ankara Gücü... Güzel söyledin Faik abi. İşte diyoruz ya lig bazen dizayn ediliyor filan. Şimdi 3. 4. kupa için oynayacaklar. Hani bir düşük derece. 1. 2. de şampiyonluk için oynuyorlar. Yani buradan senin aklına değişik bir şeyler gelmiyor mu? Benim geliyor şahsen. Baştan kopardılar zaten iki takımı. Çekti gitti. Ama futbolun değeri böyle artmaz. Onu anlayamadılar. Ve kavga daha arttı. Hani iki tane takım kalsın da... Ama diğer takımlar çok kötü ya. Yani bakma sen. Bugün Fenerbahçe ile Galatasaray'ın harcadığı parayı Avrupa'da yani Premier Lig'de hariç kimse harcamıyor. Ben sana söyleyeyim. Yani çok müthiş para harcadı. Demin arkadaşlar bana... Transfer, bonservis paraları. Mesaj atmışlar. Ziyech, Tete, Endobre, bir de kim... Zaha da doğru söylemiyor ki. Bir de Zaha. Yani 30 milyon euro bir para harcandı deniliyor. İnanılır gibi değil yani. Icardi var 10 kağıt alıyor 40. Evet. Şeyi var Torreira, Oliveira, Mertens, Muslera. Hayır o yenilerden hiçbiri Tete,
Zaha, Ziyech hiçbiri bir randıman vermedi. Bak Galatasaray'ın şampiyonluk için çok bağırmasının en büyük sebebi, ister tabii gayet normaldir, her takım ister. Şimdi şampiyonluk yine kalmazsa Galatasaray önümüzdeki sene aşağıya gidebilir yani. Çok bayağı aşağı. Tabii çünkü yani. Zaniolo da geri dönecek. Oradan 30 milyon euro bekliyorlardı. Hiçbir şey gelmeyecek. Aslında tam aksi 30 milyon euro o para verecek. Çünkü o para hani attık dedi ya ileriye doğru Galatasaray transfer ederken. Evet. Roma'dan. Evet. Zaniolo. Şimdi o Aston Villa'da oynamıyor. Gelecek geri. Bir daha satamazsan ki o fiyata satamazsın. Yani oradan da zarar gelecek. Diğer oyunculara da değerlendirme şansı zor değil mi? Mesela Tete'yi, Zaha'yı yani... İnanılmaz. Abi zaten şuradan bak sıkıntı oldukları o kadar belli ki. Sen tamam 30 milyon euro. Yani Ndombele'yi sen daha önce seyretmişsindir. Seyrettim yani, evet. Nasıl? Niye böyle abi, bu? Üstlerinden beri düşüşte. Öyle mi? Ben Zaha'da büyük şaşkınlık görüyorum. Ben de. Yani çünkü o oynayarak geldi son Cristiano bir hikaye. Cristiano Ronaldo tabii. Ama diğerleri hiçbirisi oynamadı. Ne Tete. Ndombele'yi ben yani şaşırdım ama çok mesela... Sen takip ettim düşüşte diyorsun. Bunu görmüyor mu yani yönetici? Bunu ciddi paralar verip alıyorlar. Oynatmıyor zaten. Aynen. Oynatamıyor zaten. Yani oynatmıyor ki. Oynayamıyor ki zaten seyirci. Oynayamadığı için oynatmıyor zaten. Abi hiçbirisinden Okan... randıman alamıyor. Bak Torreira haricinde hiçbirisinden randıman alamıyor. Bir de Icardi şeyin sevgilisi diye taraftarın. Icardi de son maçlarda yok. Mesela ben dedim ki Icardi inşallah 3 maç vermezler. Şimdi benim kafama yıkarlar belki o şey. Icardi oynasın dedim. Çünkü takım 10 kişi oynuyor yani onunla beraber. Ha, adam ayağına gelince atıyor ayrı dava ama yani ben memnunum Icardi ile oynamasına. Peki Sparta Prag maçına elenmesine ne diyorsun? Köy takımına elendiler işte onu diyorum ben de. Yani köy takımı abi işte yani klasik 50 senedir. Mesela şeyde hata değil mi? Sağ beksiz sol beksiz Avrupa Kupası maçına çıkıyorsun. İşte onu diyorum zorunlulukta sattı. Yoksa UEFA Kupası'nı alma şeyi varken bir takımın ümidi varken şampiyonluk için umudu varken sene sonunda sat Bayern Münih'e 20'ye sat. 30'a satma. Sene sonunda sat boyu. Oynasın. Bak ne kadar büyük boşluk görüyor musun? Evet. Barış Alper tamam oraya buraya oraya buraya da yani o da nereye kadar oynayacak abi? Mesela bence şey belki taraftar istiyordu gönül koyabilir ama 3-4 hafta önce Sayın Ertuğrul Doğan buradaydı Trabzon Başkanı. Baka yemeğe bakıyoruz ama rakamlar olunca o yaşta o adama o parayı vermediler ve yok çok abi, güzel artık, bir sağ bek aldılar biliyorsun. Artık Baka yemeğe olur. Çok iyi. Meunier. Paris Saint-Germain, Dortmund onun şeyi ama o da yaşlı abi. Yani evet. Bakma şimdi o oynamadığı için ilk yarı Dortmund'da oynamadığı için. Peki Abdülkadir Ömür'e ne diyorsun şu anda sevgilice? Seyrettim onunla bir maçını Southampton'a karşı. Ama işte orada açık ya. Futbol gidiyor geliyor orada. Hani şimdikiler geçiş oyunu falan diyor da ben nefret ediyorum o laftan. Gidiyor geliyor. O, tamam uçuyor yani orada. Bazen geçiyor bazen geçmiyor ama milletin umurunda değil ki orada taşa gitsen. Topu taça vurursan alkışlanıyorsun yani. Orada şu anda vakit geçiriyor. Genel kültürden dolayı Trabzon'da bile barınamadı. Evet. Yani otobüste gidip geliyordu. Bayağı Akbil'le yani gidip gelen antrenmana birdenbire lüks arabalar başladı. İşte onun menajeri şimdi isim vermeyelim. Çok bunu havaya soktu. Benim yanımda Gerrit Bale'in menajeri Seller Group var. O yanımda iki kişiler, İngilizler, 20 milyon euro para verdiler. Ben de yemekteydim yani. Abdülkadir Ömür'e mi? Evet, evet. Vermediler ya o zaman, Ahmet Ağalı pişman ya. Ha. Şimdi ne oldu? 2 milyon mu, 5 milyon mu? 2,5 milyon. Aa, 23 milyon euro veriyorlardı değil mi o zaman? Evet, evet. 21 milyon pound, evet aynen. 23 dedi. 23 euro. Bir iş olacakmış, onlar daha pahalı satarız diye herhalde o yönetim. Şimdiki yönetimin işi değil o ama... Abi Abdülkadir Ömür hiç şey... Faik'cim şeyi söyleyeyim mi sana? Evet. Kimler var yönetimde, federasyonu? Söyle abi. Şafak Müderris. Galatasaraylılar mı yönetim mi? Galatasaraylı. Yani sana göre Galatasaraylı. Federasyon yönetim. Hamit Altın, Altın Top. Abi evet. Doğru. Galatasaraylı değil mi? Alkın Kalkavan. Akın Kalkavan. Evet, Akın mı? Alkın diye. Neyse, bilmiyorum. Akın. Kalkavan diyor. Yani. Biliyorum. Galatasaraylı. Abi sen yani kullanarak... kaç etti? Bir de Yusuf. Başkan 5, var abi 6, yeter. Bir de başkan 7. MHK? MHK. Mesela Icardi'nin cezasını hiç konuşmuyoruz. Sence bir maç iyi, normal mi ona? Orada biz Pascal'a 6 ay verdik biliyorsun. Tarih indirimi var. Evet. Ya Joseph'e bir maç ceza verdiler. Joseph zavallı. Hakeme giden seyirci tuttu ya.
Tuttu sadece ha. Hakemi patlatıyordu Kalkaman'a. Mete Kalkaman'a galiba. Evet. Şimdi senin çok sevdiğin, demin takdir ettiğin Sergen Yalçın'ın Galatasaray-Antalya Spor maçından sonra açıklamaları vardı. Ama biz bir bölümünü aldık. O bölümü ilginç. Bir dinleyelim, hatırlayalım. Sonra üzerine konuşalım. Bravo. Futbolun çok geri gittiğini görüyorum. Çok net. Tamamen geri gidiyor bir defa. Onu size söyleyeyim ben. Bu gidişat hiç sağlıklı bir gidişat değil hiç kimse için. Özellikle benim hakem arkadaşlara bazı tavsiyelerim var. Herhalde ceza yemem bu konuşmadan. Böyle maç yönetmesinler. Özellikle VAR'dakiler. Böyle maç yönetmesinler benim tavsiyem. Ne geliyorlarsa onu çalsınlar ya. Hata yapsınlar. Bizim lehim, biz zaten ben hiçbir zaman lehime bir şey istemedim. Beşiktaş'a çalışırken de söylemiştim. Lehime zaten bir şey istemiyorum. Gördüklerini çalsınlar. İnandığımız hakemler olsun bizim için hiç sorun değil. Hata yapabilirler. O hiçbir cevap, hiçbir şeyimiz yok hakemlere. Onlar da insan. Tabii ki hata yapabilir. Ama maça çok iyi başlayan, çok iyi oynayan takımı 12. dakikada VAR'dan çağırıp da böyle oyuna başlatamazsın hocam. Ayıp. Ayıp adama gülerler. Yani böyle Özgür Yankaya'ymış falanmış filanmış gülerler adama yani. Sen 15 dakika çok iyi başlayıp tek gol oynayan takımı ilk yediği hücumda böyle penaltıyla mağlup başlatamazsın oyuna. Yazık. Oyuncuların emeğine yazık. O kadar mücadele ediyorlar oyuncular. Yazık değil mi? Hepsi 90 dakika, 100 dakika mücadele ediyorlar. Geldiklerinde yürüyecek halleri yok soyunma odasında. O kadar yorgunlar. Yazık değil mi yani bu oyunculara? Yani bir tane orada masa başında oturan Özgür Yankaya lap gel hocam penaltı. Tersi olsa verir miydi soruyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar. Sergen Yalçın diyor ki Türk futbolu geriye gidiyor diyor. Böyle de ilerlemez diyor. Hakeme söylüyor 12. dakikada çağırıp maçı kopartamazsın diyor. Ben esasında yani birkaç sene önce isim olarak daha iyi hakemler vardı. Bir operasyon oldu biliyorsun. Yani ne bileyim işte Tolga Özkalfa vardı o zaman. Fırat Aydınuslar. Fırat Aydınuslar vardı. Cüneyt Çakırlar. Birden tamamen şimdi hiç ismi mesela Fenerbahçe'nin Mustafa Çulcular vardı. Mustafa, hayır MHK'de de öyle yani. Yani Mustafa Çulcu. Yusuf Namoğlu'ydu MHK'de. Abi sen Sergen doğru söylüyor. Eyvallah. Adamdır zaten de kendisi. İyi de hocadır. Keşke Beşiktaş'ın başında olsaydı. Ben Hasan Arat'a şeyde yazdım, mektupta yazdım yani bunun için. Al dedim Sergen'i. Sonra zaten Sergen ama şu var. Bileceksin. Bir senelik hocadır. Yapma canı sıkılır gider. Ya yani bu adam bu yani. Çok zeki yani. Doğru. İkbar Ekart'ın kendi duramaz yani. Evet. Bir senelik yani. Sergen'le 5 senelik anlaşma yap istemez. İstemez. Yani çok da hiç. Mesela sosyal medyada son maçtan sonra Fenerbahçe için de Fenerbahçeliler için yazışıyorlar Sergen'i hoca olarak alalım diye. Ya ben de çok beğeniyorum. Çok iyi hoca yani. Bir senelik alırsın abi. O da öyle Sergen işte. Futbolculuğu kadar iyi hoca. Aynen zeki çünkü çok zeki. Futbol zekası. Şimdi mesela çok... ben VAR meselesine bakıyorum. Ya arkadaş Süper Lig'de maç yönetmemiş adam VAR da yetkili. Peki giderken şeyi nereydi biliyor musun abi? Dinledin mi VAR konuşmasını? Evet. Nerede? Hangisini? Hani Fenerbahçe'nin bu pozisyonunda. Evet. Burada hep Galatasaray işi yaptık da orada tabii Fenerbahçe'nin suçu yok. Sonuçta hakemin suçu. Adam çağırıyor bak diyor topu diyor eline değdi diyor. Yani şey orta hakemi çağırıyor. Orta hakemi yönlendiriyor. Yönlendiriyor. Ondan sonra orta hakem gördün mü diyor gördüm diyor. VAR tekrar soruyor orta hakemi. Gördün mü diyor? Gördüm diyor. El havada diyor. Eline çarptı diyor. Sonra tam gidecek şey orta hakem diyor ki ya kafasına çarpmadı emin misin diyor. Gidiyor da dört penaltı vereceğim diyor. Bak kendisi o kadar VAR'dan, mesela, ondan, VAR'dan söylüyorlar. Bu hala diyor ki kafasına çarpmadı değil mi diyor. Ama ondan 10 dakika önce de Osterwalder'in pozisyonunda çağırmıyor. Ver işte ona. Ha, o penaltı. O penaltı. Ona ver abi. Onu versen bu olaylar da olmayacak. Aynen abi. Sonra ben... Bir de Ferdi'nin pozisyonu var. Evet tamam hani bir tanesini ver ondan abi ya. Zannetmiyorum ama Osterwalder'in penaltı. Bir de Antalya Spor Başkanı'nın maçtan sonraki açıklamalarına %100 katılıyorum. Diyor ki Sayın Başkan, Fenerbahçe'nin rövanşını bizden aldılar. Bak evet. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı 1-1 bitseydi, pazar günü Galatasaray-Antalya maçında hiçbir olaylar olmayacaktı. Ne penaltı olacaktı. Söylediğimize normal. Geldin. Nasıl? Söylediğimize geldin. Evet. Ayar çekiliyor. Denge işte abi denge. Hayır yani Kadıköy'de Fenerbahçe'den öbür tarafta Galatasaray'dan çekiniyorlar mı korkuyorlar mı? Ama şu mesela pazar günkü maç Halil Umut Meler. Ya çok adam yanlış. Da bu psikolojide ya, mi ya? Ya. Ya yeni olayların içinden çıkmış yani. Nasıl aynen. Halil Umut Meler olur ya? Galatasaray Beşiktaş mı? Evet.
Halil Umut Meler nasıl olur ya? Son bir tane maç yönetti. Evet. İstanbul Pendik galiba Trabzon. Başarılı değildi. Evet evet, bir tane penaltı vermedi. Evet. Pendik Trabzon maçı mı neydi? Evet yönetti. Evet öyle. Başarılı değil. Yani vücut dili de ben de hazır değilim diyor. Ama normal abi. O da ve ya... sezonun en önemli, en sadece Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi yakından ilgilenen maça veriyorsun abi. Ki Ali Umut Meler'in Beşiktaş'ta da daha önce problemi var biliyorsun. Evet. Yani istemedi. Sergen Yalçın Hoca'ydı işte şampiyonluk evet. İstemedi. Serdar Tatlı bir daha öbür haftaya. Öbür Türkiye'de hafta, ilk defa iki hafta üstü evet, aynı hakem verdi. Sıkıysa ver dediler. Ertesi hafta verdi. Ya bu maçta, kendini tatmin ediyorlar ha bunlar. Bu maçta başarılı olursa kazanılmış da olur. Yani ama büyük ama risk. Ama abi yani. Büyük hakem risk. Olarak... Özellikle Fenerbahçe sizin için büyük risk. Ya. Bu maç öyle bir maç yani. Ben Beşiktaş'ın yeneceğini düşünüyorum ya. Beşiktaş'ın? Yeneceğini düşünüyorum. Ben yenilmeyeceğini garanti gibi görüyorum ama... Ya Fenerbahçe için beraberlik bile yeterli yani tabii. Sonuçta. Yani son dediğin gibi Galatasaray'ın çok zor maçlarından bir tanesi bu. Tek maçı ya. Ondan tek sonra maçı. Yok galiba. Ya var, Galatasaray'ın da zor maçları var ama tabii bir de moral motivasyonu yüksek tutar Galatasaray'ı. Tabii bu. Tabii. O bakımdan Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiriyor. Şimdi tabii büyük bir savaş var Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. Normal. Eski başkan Sayın Aziz Yıldırım da devreye girdi. Divanda Galatasaray Başkanı'nın çarpıcı açıklamaları var. Bir Sayın Dursun Özbey'in açıklamalarını bir dinleyelim. Türk sporunun bundan sonraki faaliyetlerinin başarılı olması. Çünkü hedeflerimiz var. Avrupa'da ve dünyada Türk futbolu için hedefler koymuşuzdur. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu hedeflere bizi götürebileceği kanısında değiliz. Onun için de yapılması gereken en önemli şey taze kuvvet, bir yenilenme, yeniden yapılanma, Türk futboluna özellikle kıymetli hizmetler verebilecek bir yönetimin gelmesi. Buradaki görüşlerimizin ifadesiydi o. Bunun da arkasındayız. VAR sistemin Türk futboluna gelmesiyle beraber bazı tartışmaları bitirmesi hedefleniyordu. Bunda büyük ölçüde muvaffak olmuş mudur? Bence olmuştur ama hala uygulamalarda, VAR'ı yöneten kişilerde tereddütler var. Hiçbir maç yok ki. Sadece büyük kulüplerin maçlarını kastetmiyorum. Diğer kulüplerin de maçlarında, pozisyonlarda büyük hatalar olduğu kanaatindeyim. Kişisel bazı davranış biçimleri çerçevesinde VAR'ın istihsal edeceği faydayı da ortadan kaldırdığını düşünüyorum. Daha önceki koyduğumuz bildiride de bugün de ifade ettiğim şekliyle artık bir yenilenmeyi düşünmemiz lazım. Yenilenme yönetim açısından. Bu spekülasyonlar, bu tartışmalar artık öyle seviyeye geldi ki hiçbir kulüp memnun değil. Artık bu tartışmaların daha büyük boyuta gelmesini engellemek lazım. Eğer Galatasaray Spor Kulübü Dursun Özbek başkanlığındaki yönetime ihtiyaç duyuyorsa hiçbir zaman bu görevden kaçma. Seçimin elbette konuşulacağı tarih, dönem vardır. O geldiği zaman da görüşlerimizi, fikirlerimizi ortaya koyarız. Ama şu anda Galatasaray sportif manada çok önemli bir yarışın içinde. Bu yarışın etkilenmemesi lazım. Bütün camiaya sesleniyorum. Buradaki birlik ve beraberlik ve konsantrasyon camia içinde çok önemli. Kenetlenmenin sadece yönetim kurulu çerçevesinde değil, bütün camia bünyesinde de olması bizi başarıya götürecek en önemli unsurdur. Mehmet Büyükekşi'nin faaliyetleri doğrultusunda Galatasaray Spor Kulübü üyesi olması hasebiyle disipline sevk edilmesini istedi. Bizim tüzüğümüz gereği yönetim kurulları kendisine iletilen bu tip talepleri disiplin kuruluna sevk etmek zorundadır. Onun için yönetim görevini yapmıştır. Bundan sonraki konu disiplin kurulunun uhdesindedir. Onun vereceği karara bütün Galatasaraylıların saygı duyması gerekir. Şimdi Sayın Başkan diyor ki bize karşı koalisyonlar oluşturuldu diyor. Niye yani şeydi, VAR kayıtlarını elimizde var diyordu, açıklamadı. Bu ligi bitirmeyiz diyorlardı. O zaman kimdi başkan? Bu arada Fenerbahçe kulübü suç duyurusunda bulunmuş Cumhuriyet Savcılığı'nda. Sayın Dursun Özbek'le ilgili yaptığı açıklamalar. Doğru. Terör örgütünü tabii bağdaştırması. Eski onunla ilgili suç duyurusunda bulmuş Fenerbahçe Kulübü. Çünkü kazanılmış bir dava var Şevket abi. Ben öyle bildim. Geçen Şekip Bey'le oturdum. Benim bir bilgim yok o konuda. Öyle mi? Kazanılmış arada, yani. Bütün şeyler kazanılmış. Bu, sadece federasyondan maddi olarak almadı. 3 Temmuz'dan ilgili. Evet. Evet evet. O tabii tabii. Onu, ona diyorum. Onu bir de şöyle bir şey var. Karar da var bende. Evet. Bu olaylar olduktan sonra bu açıklamalar
eski başkan da patladı, yazılı bir açıklama yaptı Sayın Aziz Yıldırım. Çok evet. Ağır bir açıklama yaptı. Çünkü, haklı bir açıklama yaptı. Çünkü o olayları, adam 11 ay hapis yattı yani. Bu olayları. 12 ay mı? 12 ay ya, 6 ay evleri. Tam bir sene. 12 evet. Ay bile 275 yılda yargılandı. Evet. Evet, bunu da çok çarpıcı kolay değil, onu hep beraberdik. Şevket abi de oradaydı. Evet. Yani öyle kolay değil abi. Yani, gittik ya beraber ya. Tabii tabii, ben çok gittim canım. Oradan hatta ilk mektubu da bana yazdı el yazısıyla. Geçen gördüm başkanı. Sana da teşekkür etti Özel, biliyorsun. Dedi ki bana, o mektubu sakla, iyi para eder o mektubu. Doğru diyor. Allah doğru. El yazısıyla Metris'ten yazdı mektup, ben de biliyorsun ilk yazan benim. 35 gazetede manşet olmuştu. Aynen. O mektup. Aynen. O zaman Sinan Engin de vardı, program yapıyorduk evet, beraber evet. Sevgili. Enteresan, ilginç günlerdi. Bugün de karşıda tesadüfen... Karşı dedin sen abi, neresi karşı? Asya Avrupa. Maltepe'de. Anadolu. Maltepe'de. Bir arkadaşın çok güzel bir kafesi var, oraya bir savcı bey geldi. Çok iyi. Savcı Bey şöyle bir baktı. Mı? Efendim? Kaymakam mı savcı? Savcı, savcı. Savcı Bey geldi. Kim savcı? Bize o zaman Metis'e giderken izin veren Hadi Başsavcı. Oo. Bakırköy Başsavcı. Tabii. Ha. Onu ya dedi Faik Bey, nereden nereye yıllar önce dedim. Bizi hiç üzmez dedi. Çünkü izin kağıdı evet, ondan evet. Alıyorduk. Buradan sevgiler. Evet. 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 Aynen. Hadi Başsavcımıza. Bey. O da emekli olmuş. İyi sohbet ettik o dönemleri. Dedi ki, dedim ki Sayın Savcım bir kitap yazsanıza ya. Nereye yazacağım? Türkiye sallanır nereye yazacağım dedi. Evet, şimdi hafta sonundan öte Fenerbahçe Kongresi var. Fenerbahçe Kongresi'nde yani gündeme 3 ay sonra önce, Fenerbahçe Kongresi. Önce divan var, sonra evet. Ne diyorsunuz var. Düşünce olarak? Yani Sayın Ali Koç bırakır mı? Ya şimdi şöyle anlatayım bu. Evet. Konuyu. Şimdi Ali Bey başkan olduğunda bütün Fenerbahçelilerin hayalleri vardı. Evet. Ya işte Ali Bey koç, genç, yakışıklı. Aynen. Başkanımız. Atatürk. Evet, yani Fenerbahçe'yi alır, işte Avrupa'ya, dünyaya taşır, büyük başarılara imza atar, hayalleri kurdular. Tabii. Ama çok normal değil mi abi? Lafını kestin de. Evet, tabii yani, çok normal. Ben de açıkçası ben de öyle düşündüm. Evet, açıkçası %99 evet, öyle düşündüm. Ama bu günleri düşünebilseydi insanlar o gün gene Aziz Yıldırım'ı seçerlerdi. Öyle mi? Kesinlikle. Yani şimdi 5 senedir çok başarısız bir yönetim. Bu sene inşallah şeytanın bacağını kırar, şampiyon oluruz. Beklentimiz de öyle. Yani demin de söylediğim gibi kendisi de kulübe zarar verdiğini görüyor Sayın Başkan. O zaman o zararı vermemesi lazım. Yani kongre, ben ama şöyle düşünüyorum, Fenerbahçe bu sene şampiyon olursa Ali Bey'in bırakacağını düşünmüyorum. Ama olamazsa şampiyon, bırakacağını düşünüyorum. O zaman da Fenerbahçe'nin başına geçecek çok insan var, o yükü kaldırabilecek insanlar vardır. Peki siz de, ben de tabii çok beraber oldum zamanında. Ben Aziz Bey'in tekrar geri dönüp dönmeyeceği bana çok soruluyor. Evet, yani onu soracağım. Olan, siz de çok ilişkileriniz var. Ondan olan Aziz yakın. Aziz Yıldırım döner mi? Ali Koç aday olmazsa. Şöyle döner. Kulübü tehlikede gördüğü, onu hissettiği anda Aziz Bey dönmek ister. Döner. Yani döner mi ya döner. Da eski ekibinden birini mi aday olarak? Döner. Da? Döner. Yani kulübün gidişatı kötüye gidiyorsa muhakkak Aziz Bey o taşın altına elini koyar. Ama sağlık problemleri var, işleri çok yoğun. Var ama onun için vazgeçilmez bir şey var, o da Fenerbahçe. Yani o onun havası, suyu
Nefesi. Sevgili Celal Kolot, Beşiktaşlısın ama Aziz Yıl Başkan'a da yakınsın, iyi dostun. Evet, çok abi. İyi dostum. Allah emrini uzun yapsın. Sen ne düşünüyorsun Aziz Yıldırım için? Ben Ali Koç tam, Şevket abinin tam tersini düşünüyorum. Şampiyon olursa zirvede de bırakır, gider. Şampiyon olmazsa yenilen pehlivan güreşte doymaz diye yine devam eder. Belki devam etmek ister diye düşünüyorum. Hatta sarığını getirmeye çalışır ama ben 20 Haziran mı 30 Haziran mı? Yani aşağı yukarı. Haziran ilk haftası. Oo, 2 ay var o zaman. Tabii. Mart, yok. Nisan, 3 ay. 3 ay var. 3 ay var, evet. Haziran'ın ilk haftası. Yani Aziz abi zaten daha önce Bosphorus Otel'deki toplantısında söylemişti. Param da var. Fenerbahçe'yi hayatta boşta bırakmam. Bırakmam. Yani Ali Koç giderse ben geleceğim demek istedi. Yani başka şu anda bilmiyorum. Şevket abi daha iyi bilir. Yok, şöyle dedi. Ben isim de vermek istemiyorum. Birileri aday olursa haberiniz olsun ha, ben de varım dedi. Ben de olurum. Bırakmam dedi. Onlara bırakmam dedi. Saadettin'i kastetti. Evet. İsmini de verdi yani. Dedi ki Saadettin aday olursa bana da söyledi. Haberin olsun ben adayım dedi. Evet. Şu anda gözüken o zaten. Yani, ama bence gelir yani. Gelmez diyenleri bence, zaten Aziz Yıldırım bence gelsin. Aziz Yıldırım adaylığını açıklarsa bence zaten gelsin. Kimse aday olmaz. Açıklamaz. Yani. Faik'cim ben fikrimi söyleyeyim. Evet. Bence gelsin bir dönem yapsın. Evet. Şanlan, şereflen çok hizmet etti Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'yi çöplükten aldı, aya çıkardı. Onu şereflen şanlan gönderelim. Aynı evet. Fikirdeyim abi. Çünkü son gidişi hiç iyi güzel olmadı abi. Evet. Yani, evet, son noktayı koymadan evvel bir skor tahmini alayım sizden. Beşiktaş'ı kalsın. Beşiktaş 1-0 bitirir maçı. Ben hiç hayatımda skor vermedim de bu maçta verdim işte. Fenerbahçe'ye de yarıyor. İşte onun için bayağı zaten. Yarıyor. Bir de bir puan öne geçiyor Fener. Ben de ikisi eşitliyorum ya. Sen ne diyorsun? Federasyon'un yaptığı gibi berabere diyorum. Berabere. Fenerbahçe'ler berabere de razı. Benim derneğimi yeni yönetim yaptık. Derneğin 2000 derneği. 2000 derneğinin yeni yönetimi var. Abi kaç senedir oranın başındasın ya? Ben yok çok bulunmadım. Bu 2000 adı... Sen 2000 Derneği'nin kuruluş tarihi olduğundan mı evet, 2000? Evet, aslen resmi kuruluş tarihini 2000 yaptık ki milenyum olsun diye. Yani aşağı gözle bir çeyrek asırdır. Tabii 98'de kuruldu. Yani 25 yılı aştı. 25'i aştı. Çok müthiş, genç, heyecanlı kardeşlerimiz var. Fenerbahçe'yi yönetecek ef safta insanlar. Kalitede. Evet, size de başarılar diliyoruz. Çok kongrede teşekkür ediyoruz. Buradan hepsini öpüyorum. Evet, sevgili Celal Kolot'a. Ben de selam söylüyorum. 98 dedi ya, evet. Vurdum diye. Aziz abinin de geliş. Evet, 98 Mayıs. Evet, ikinize de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet efendim, salı günü görüşeceğiz ve tabii ki masaya en önemli derbiyi yatıracağız. Beşiktaş Galatasaray'ı konuşacağız. İyi akşamlar.